Merhaba herkese akşamlar. Ne taş günlük grafik. Şimdi bunu isteyen arkadaşım eski bir takipçim. Ee, yani biliyorum ara ara yorum yazıyor. Gediği de istemiş ama <laughs> yani e, yüz dışı olanlar kesin artık yani e, çok katı bir kararım var bu konuda. Sadece üyeleri açık. E, gedik için herhangi bir şey yap ama ne taşın analizini yaparız. Biz yüz hissesidir. Yatay bir alanda izliyorduk. Ee, yani en son ne zaman baktığımı hatırlamıyorum ama ya Şubat ayının sonları ya Mart ayının başları bir videosunu yapmış olabilirim. Gitti geldi denedi tepeler. Şimdi tepeler yükselmiyorsa bu genel bilgi olarak söylüyorum. Bu tür bir grafiği açtınız. Yani burada bir 20 günlük 30 günlük bir periyot var. Yani burada ikinci tepe ilkinden yüksek olmuyorsa zaten sıkıntı vardır. Artık momentum düşmüştür. Orada biraz ihtiyatlı davranmak gerekir. Netaş da hızlı gitti. iyi fiyatlandı. Onu söyleyeyim desteğe doğru hareket etti. Şimdi destek de yani 28 civarlarında. Ben tabi destek burada 28-50'ye almışım ama biraz daha aşağı gitmiş. 28'e. 50 kuruşun çok büyük bir önemi yok. Şu an 28 desteğini alıyor. Biraz aşağı indireyim bunu. Yani şuradan alalım. Şu koptuğu alandan. Koptuğu ve düzelttiği alandan alalım. Şöyle. 28 civarında destek alıyor. Bu Burada kalıcı olması yine de iyi yani bu kaç gün olmuş 22 Mart'tan bu yana haberle beraber kopmuş gördüğüm kadarıyla. Fakat bir taraftan negatif olan da mesela birçok hisse şöyle oldu. Haberle koptu ondan sonra büyük bir tepki verdi. Haberden sonra bir toparlama en azından yani yükseliş trendi demiyorum. Pek çok hisse hala yükseliş trendinde değil. Çoğu biraz yukarıda toparlayıp sağa yayılıyor. Ne taşta burada biraz zayıf gelmiş tepki. Gördüğüm kadarıyla. Yani koptuğu yer 27.80 altta 25. E geldiği yer 28. Hiçbir düzeltme yok burada. Yukarı yönü bana soruyorsanız. Ciddi bir şey yok. Yani e, burada devam ettiğim müddetçe çok başınızı belaya sokmaz en azından. E, 29 29.50 30 üstü burada aranır. 30 daha sonra da 32 fiyatlarını aşağı yukarı 32 diyelim, 31.5 diyelim. 31.5 civarındaki kapanışlar önemli olur. Bu iki kapanış olursa e, tekrar bir yoklama yani 34 35 yoklaması e, gündeme gelir. Burası biraz profilden şeye de benziyor söyleyeyim. E, bir o boya da profilden biraz benziyor. Yani öyle çok net burada obo var diyemem size. Ama yine de görünüm itibariyle söylüyorum. Yani e, oba olması da şart değil her zaman. Mesela 100 endeksinde haftalar önce e, haberden önce burası üçlü tepeye gitti artık. Yani bir sıkıntı var diyordum zaten. Üçlü tepe haber katalizörüyle de yani arada bazen bir şey lazım. <laughs> bir bahane lazım. Zaten geri doğru deste doğru geliyordu. Kopunca aynen üçlü tepedeki gibi o genişlikte 1280 diye tahmin etmiştim, 1280'e doğru hareket yaptı. yani beni yanıltmadı. Burada da yine şu şeydeki kopmaya dikkat etmek lazım. Yani aşağı doğru koparsa bu tür grafikler şu genişlik kadar. Hadi biraz daraltalım ben. Ne taş diyelim ki çok sevdiğimiz bir ise, e çok gaddar davranmayalım ama. Hadi buradan da daraltalım. Avans olsun. E, 34.5 efendime söyleyeyim, 28.5. E, ne yaptı? 6 lira. Vur aşağı 22.5. Nereye geldik? 200 güne kırılımda. E, bu seviyeler onun için takip edilmeli. Önemli. Yani 200 güne doğru kırarsa eğer e, biraz da momentum olursa bu işin e, 22.5'a doğru hareket bu tür grafiklerde sürpriz olmaz. Olmayabilir. Yani umarım da olmasın onu söyleyeyim. Yani ben teknik anlamda söylüyorum. Tabi yukarı kurtuluşu halinde de yine yani bu e, grafiğin yukarı bozulması halinde e, büyük ihtimal bir Sofer 40 denemesi de e, çok şey olmaz. Çok sürpriz olmaz o tür denemeler ama şimdilik öyle bir momentum dediğim gibi gözükmüyor. RSI aşağı yönlü harekete gösteriyor hala. Orada bir kurtulma yok. Makti tarafında da bir kurtulma yok. İşte kurtulma yok ama bu bir taraftan da diyorum ya hani polyangel gibi olmasın momentum yok. O iyi. Yani düşüş momentumunu da göstermiyorlar. Bunların da çok kapalı. Hatta şöyle bir durum var. Eğer bu 29.50 30'u bir görürse çok büyük ihtimal orada da artık yukarı doğru bir kesişim olabilir. RSI ve MACD e, taraflı. Hatta oralarda birkaç gün kalırsa büyük ihtimal 5.20'de keser. Ondan sonra belki kanalın üst bandını deneyebilir. Bu stratejiyle artık kendinize göre stoplar veya işte nasıl kar mı alacaksınız ne yapacaksınız <laughs> bu seviyelere dayanarak strateji oluşturmakta teknik anlamda bir e, şey yok. Bir sorun yok. Ama şunu söyleyeyim yani bu günlerde Hangi hissede olursanız olun ya bunu her zaman söylüyorum yani bunu geçen sene de söylüyorum bu sene de söylüyorum Mutlaka stopunuz olsun stopsuz işlem açmayın arkadaşlar Borsalarda piyasalarda stopsuz işleme girilmez Ha şöyle girilir Şimdi yakalarsın kağıdı 3.30'da 3.30'da yakalarsın yani bir göze alırsın Eksi ne gider? Eksi 10 daha gider dersin Eksi 15 gider ya ya da buradan elbet kalkar bu Sal diyorum yani Neyse örnek vermeyeyim yanlış anlaşılır Orada belki hani daha orta uzun vade olduğu için çok umursamazsın şey durumu. Ya yani nereye gidecek zaten aldık dersin 3.30'dan bu, bu para değil bu kağıt. Beklenir ama çok böyle kısa ve yukarıdaki grafiklere giriyorsanız yani fiyatlar yukarıdaysa hisselerin fiyatları burada kenarında yani ben mesela şöyle yapabilirim atıyorum bir kağıt alıyorum şunu diye derim kendime bazen yani bunu ben alayım kaç gün madem şu kadar gün hareket düşünüyorum. Yani geleceğini düşünürüm ona mesela. E, bir de şey koyarım yani e, kafamda bir strateji oluştururum. Atıyorum eksi e, bir stop koyarım oraya. Ne olur ne olmaz. İşte bir haber olur. Bir şey olur. Beklenmedik işler de olabiliyor çünkü. E, ya da işte grafik bozulur o tarafa doğru. tehlike atmam kendime yani Bunu e, sadece borsa değil e, kripto da sordu aynı arkadaşım. Mesela kripto kriptolarda da böyle trade ederken bazen eksi 2 eksi 3 koyarım. Gün içinde de trade etsem ki çok da tavsiye etmiyorum Bunu söyleyeyim kayıp oranınız çok fazla olabilir orada da şey yaparım yani oluyorsa karımı alırım olmuyorsa orada keserim atarım herkese iyi akşamlar başka yere geldi muhabbet ama hani söylememin sebebi bazen kızıyorlar hani ne anlatıyorsun falan diye kızan da oluyor ama hani bir şey verebilmek bir strateji oluşturmanın belki bir anahtarını verebilmek herkese iyi akşamlar